Yengecim, ben biraz daha tavuk alabilir miyim? Tabii ki alamazsın. Tavuk çiftliğimiz mi var bizim çocuğum ha? Herkese sayılı yapıldı hem. Böyle şımarıklığa devam ederseniz tabldot usulüne geri döneceğiz ona göre yine de. Aslı, ne yapıyorsun sen kızım? Çocuk ne istiyorsa versene. Babacığım, sen daha almadın tavuğunu. Boş versene, ben de yemeği veririm. Zaten müstesna hanım dolmaları öyle lezzetli yapmış ki neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. Çocuklar ne istiyorsa ver hadi, hadi. Teşekkür ederim Müstakil dede. İstediği benim güzel kızım, istediği. Ben de alabilir miyim yengecim? Ben de. Zıkkım peçini yiyeyim. Alın hadi alın. Hı. Bu ezikler bir şey çeviriyorlar ama ne? Teşekkür ederim kızlar. Bize ayırdıkları yemekleri yemeyip sana getirdik Selena. E kimse de gelmedi. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım kızlar. Birisi geliyor. Saklanmalısın Selena. Tamam. Üf, yemeğim de yarım kaldı. Selam ezikler. Benden ne saklıyorsunuz söyleyin bakalım. Hiçbir şey saklamıyoruz. Bütün gün odanızdan dışarı çıkmıyorsunuz. Ben kime dalga geçeceğim? Kime hakaret edeceğim hiç düşünen yok. Sizinle dalga geçmek için ayağınıza kadar gelmek zorunda kalıyorum. Keşke hiç zahmet edip gelmeseydin. Bizim sana gelmemizi bekleseydin keşke. Böylece hayatımızın sonuna kadar bir daha seni görmek zorunda kalmazdık Kıvılcım. Bir şeyler çevirdiğinizi anlamadığımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz ezikler. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Yemeklerinizi odanıza taşıdığınızı ve yamyamlar gibi çatal kaşık kullanmadan yediğinizi Aslı'ya söyleyeceğim. Hadi git söyle de biz de senin okul çıkışında nerelere gittiğini söyleyelim. Hayır söyleyemezsiniz. Çünkü siz iyisiniz. Ama eğer sen bizi ispiyonlarsan biz de seni ispiyonlarız. Doğanın kanunu. Bakalım Aslı hangimize inanacak ezikler? Ya seni fark edecek sandık Selena. Gözünden hiçbir şey kaçmazmış belli. İyi ki şişmeden gitti. Neyse çok acıkmışım lan de.